Senin anan belli, baban belli. Adın, milliyetin belli. Kanım kaynıyor sana. Sen Türksün belli. Televizyonda görürken o empatiyi oluşmaya başladı. Gerçekten hangi milletin olduğunu söylemiyorum. Ama ben bu çocukta Türk'tü dedim. Yani olsa olsa Türk'tü, başka dil olamazlar. Devam ediyorum. Ya Konyalı Mehmet'in, ya Yozgatlı Memiş'in, ya Antepli Derviş'in oğlusun sen belli. Türkiye göre Alman, Almana göre Türk. Birazcık da Müslüman buralısın belli. Her köşede bir dernek, her sokakta bir cami. Vatan kurtaracaklar. Yine unutuldun belli. Baban seni anlamaz, vatan seni tanımaz. Gurbet neslindensin, sahipsizsin, sen belli deyip ondan sonra noktaya koymuşuz. Evet. Şimdi ha, onların sahipsizliği benim içimde bir burukluk meydana getirdi. Sahipsizdi onlar gerçekten. Onları anlayacak insan lazımdı. Onlar kendilerini onun yerine koyacak. Yani zamanında tırnak içinde her söylüyorum, her türlü naneye yemiş, çaptan düşmüş, hayatını yaşamış kendine göre. Babaların biraz vicdanlı olarak o çocukları anlaması gerekirdi ama o anlayışı da beklemek biraz zordur. O ortam yoktur. Her türlü süreçten geçip unu eleyip eleğini duvarı Evet. serdikten sonra camilere, derneklere dolan ve oraya gelen insanları da, gençleri de tıpkı şu anda kendilerinin yaptığı gibi yapmalarını isteyen bu derin dernekçiler diyelim, Evet. değil mi? Dere buradan o aynı Bak zamanda bu mesaj olsun. dernektir, aile Cam babasıdır, tabii. camidir. Camilerimizi, Evet. derneklerimizi külliyeye, insanlarımızın ihtiyaçlarına hitap edebilecek, eğlenmelerine fırsat tanıyacak hale getiremedik. Otur, günahtır, konuşma, işte mekruhtur falan filan. Ben o yani belli derken oradaki vurgulamanız benim yürek tellerime dokunuyor. Biz buyuz. Evet. Biz bu ülkenin farklı kültürel kodlarıyla yeni yerlileriyiz. Biz buralıyız. Hukuken buralıyız. Sosyolojik olarak buralıyız. Fakat çoğunluk toplumu tarafından maalesef yılların pompalamasının neticesinde halen daha buralı olarak görülmüyoruz. Sanıyorum o belli yani şiirinin Evet. üzerine Söz binaen söz açıyor ya. söz sözü Evet. açıyor derken Şimdi böyle gönül evet. sohbetleri çok seviyorum nedense. Siz o Söz söz açıyor derken ve sizin acaba bizim dünümüzü kendi babalarının, dedelerinin hayat hikayelerini gerekse kendi kültürümüzü Evet. anlayabilecek dil ve kültür kapasiteleri var mı çocuklarımızın? Evet, çocuklarımızın yarınına bakarken acaba diye Evet. büyük bir soru işareti koyuyoruz. Acaba dediğimiz zaman ve yarınki nesilleri düşündüğümüz zaman Ozan'ın kaleminden, Evet. sazından şu mısralar Tabii dökülmüş. buyurun. Bunu bir paylaşalım. Tabii buyurun. Acaba oğlumuz, kızımız, torunlarımız yarın bizi sorarlar mı acaba? Sahi nasıl olur yarınlarımız? Memleketi ararlar mı acaba? Geçim derdi aldı getirdi bizi, arkasından geldi dert dizi dizi. Yol ayrımındaki yavrular bizi överler mi, yererler mi acaba? Gider mi Türkiye gündeme güne, yoksa Almanya mı geçer hep öne? Asya ile Avrupa'nın üstüne mutlu dünya kurarlar mı acaba? Varmak için denizlere, göllere, ermek için ilçelere, illere, bizim gibi her Temmuz'da yollara heyecanla girerler mi acaba? Bilmiyoruz biz yarınki çağları. Olmayınca yola bakıp ağları, memleketle, sılayla bağları koparırlar, kırarlar mı acaba? Türkiye'nin adı kalıp zihinde, silinerek tükenir mi bir günde? Burada kurdukları hayat içinde bir devrandır, sürerler mi acaba? Sıcak bir dünyadır hayat alanı, vefaya yeter mi geri kalanı? Bizim sevgimizle bizim olanı muhabbetle sararlar mı acaba? Yol nedir biçim ve usul olarak? Gaye ne olacak asıl olarak? Ne ile, ne için
nasıl olarak bir hedefe ererler mi acaba? Velhasıl Polatoğlu, uzanırsa bu süre, eğitim çıkarsa meçhul bir yere, peşimizden okurlar mı bir sure, bir hayra yararlar mı acaba? Acaba. Evet. Geçmiş yıllarına dönen hatıralarıyla yüzleşen hocam, bir şiir. Bu şiir yor mu bize bırak. Sen evet. Şiirini oku. Doğru. Doğrudur. Yok. Evet. Evet. Şimdi her ikiniz de yazdığınız için bir sataşma var. Siz o zaman cevap verirsiniz herhalde. Yağmur yağıyor gelsen Kirken'e. Yağmur yağıyor gelsen Kirken'e, bu diyarın gözleri sulu. Bir yağmur dalgası altında şehir, umutlar rüzgar elinde, bulutlar dolu. Suların akması köprülerden, zamanın akması demek. Yağmurlar mevsimlere denk, mevsimler zaman içinde ahenk. Bir ömür geçmiş burada, karanlık, donuk, toz pembe, renk renk. Çekti ayaklarım Gladbeck'e, ilk Almanya'ya geldiğim şehir. Çekti ayaklarım Gladbeck'e, yürüdüm eski izlerimde. Kaybolan 35 yıl belirdi gözlerimde. Geçtim İmlinerot'tan seneler perde perde. Nerede gençliğim, nerede? Sanki yıllar önceki aynı sarı yapraklar, aynı Eylül rengiyle hala aynı yerde. Atılan adımlar ıslak, kopkoyu yeşilinden su damlatıyor yaprak. Buluta doygun, güneşe hasret, sanki gözleri yaşlı da ağlıyor toprak. Nerede doğdum, neredeyim? Sahi burası nere? Hey Erzurum, hey Oltu, hey Gökçedere. Ah hayat, ah! Bu gizemi nereden bileceğim? Nerede doğdum, nerede oldum belli de, nerede öleceğim? Denize sağlık, kalemize sağlık. Beraberiz üstünde hayat bulduğumuz geçmişle. Beraberiz umutla dolduğumuz gelecekle. Bir kaderin buluşturduğu, ortak noktalar oluşturduğu hallerle beraberiz. Kızılırmak'tan ayrıldık bir bahar ayında. Gediz'e baktık, Meriç'i gördük de geldik. Ceyhan'ı Seyhan'a sorduk da geldik. Dicle'den içtik, Fırat'tan geçtik de geldik. Artık Elbe'yi, Ren'i, Mayın'ı seyretmekte gözlerimiz, gayri suyunun akışına katıldığımız sellerle beraberiz. Ocaklarda demirlere karıştık, yer altında kömürlere karıştık. Paylaştı ömürler bir hayatı, şimdi zamanı seyreden, bir yarım asra doğru giden yıllarla beraberiz. Yarınlardan torunlar uzandı zamana. Açıldık budak budak, dallarla beraberiz. Kazma tutan kollar meyveye döndü. Yazılardan taşan, sayfalara ulaşan, kitap tutan, kalem tutan ellerle beraberiz. Hamburgluyuz, Berlinliyiz, Dortmundluyuz, kasabalarla, köylerle, illerle beraberiz. Evet, işte biz buralıyız. İşte biz buralıyız, evet. Evet, yüreğinize sağlık. Evet Mahmut Bey. Estağfurullah. Evet. Onu izleyicimiz karar versin. Toplandık ki kurtaralım buyurdu. Biri akıl verdi, kenarda durdu. Biri reis oldu, emir buyurdu, hamallık işleri garibe kaldı. Biri gönül verdi, kendi gelmedi. Biri tenkit etti, teklif gelmedi. Biri para dedi, kendi vermedi, bu yolda yürümek garibe kaldı. Biri doğru dedi, eğri oturdu. Biri Allah dedi, şeytana uydu. Birisi nefsinin esiri oldu, Allah'a sığınmak garibe kaldı. Birinin şan şöhret sevdası vardı. Birinin para pul rüyası vardı. Birinin kendinle kavgası vardı. Mücadele yine garibe kaldı.
Birileri bu yollara taş koydu, birileri bu davaya baş koydu. Biri beş alırken biri beş koydu, bedeli ödemek garibe kaldı. Biri parsel parsel sattı doymadı, biri çuval çuval çaldı doymadı, biri oluk oluk kana doymadı, açlarla yetimler garibe kaldı. Biri için bu iş çoktan bitmişti, devir değişmişti, zaman geçmişti. Biri bize el sallayıp gitmişti, ocağı beklemek garibe kaldı. Biri hak adına zulüm eyledi, biri halk adına talan eyledi, biri ülkülere yalan eyledi, doğruyu haykırmak garibe kaldı. Değil mi bu kadar? Güzel şiir. Beyne sağlık. Evet, Ozan'ım güzel şiir demişse, tamam. Bana haddini bilmek düşer. Hece tarzı olarak güzel şiir. Evet, hece bu da hece tarzı örneği oldu. Evet, evet buyurun Ozan'ım. Evet. Söz sizde. Söz, evet. Yani yarınla ilgili tıpkı hayatta olduğu gibi umutlarla endişeleri beraber muhafaza etmek gerekiyor. Evet. Endişelerin için muhafaza etmek gerekiyor. Kişiler, insanlar, toplumlar rehavete düşmesinler diye. Zorlukları yaşamamak için önceden tedbirli olunsun anlamında. Dolayısıyla ben Batı Avrupa'daki geleceğimize çok umutsuz bakmak istemiyorum. Her devrin getirdikleri, götürdükleri olacaktır. Eski zamanlarda da eksiler, artılar birbirleriyle mücadele etmiştir. Sadece o eklemek gerekmiyorsa ben... Ya buyurun, bir şiir yani... Kısa bir şiir de ekleyebiliriz. Yani demek istediğim var olan değerlerimize onlardan kopmadan mevcut Batı değerlerini de ekleyerek donanımlı, güçlü insanlar olarak bu cemiyette yarınlarda yerimizi alabiliriz. Umutsuz olmamak lazım. Batı'nın sevgisizliğinden korkmamak lazım. Sevginin sevgisizliği aşacağına inanmak lazım. Zorluklara rağmen. Sevginin sevgisizliği aşacağına inanmak lazım. Ozanlar bunu söylemek durumunda. Evet, endişelerle umutlar bir arada. Buradaki mevcudiyetimizi bir ağaca benzeterek söylüyoruz. Bu bir ağaç kökünden yükselen, bu bir ağaç dalları çok uzaklara gelen, bu bir ağaç yer yer yeşeren büyüyen, bu bir ağaç yer yer acı meyveler veren. Bu can ağacını hangi baharlar diri tutacak, kim bilir? Hangi hazan rüzgarları bu filizleri yutacak, kim bilir? Zaman diye bir mekandayız, mekan diye bir zamandayız. Coğrafyasına tarih olduğumuz bir kervandayız. Selam sevginin adresi yarına, selam ola insanın sevgi ufuklarına diyerek.